tıbbın bize getirdiği en önemli şeylerden birisi teşhis ya da modern deyişle tanı. Tiroid nodülünün tanısı nasıl konur? Bir, hastamız bize gelir, biz boynuna bakarız, muayene ederiz. Bir yutkunmasını isteriz. Yutkunur. O sırada tiroid bezi şöyle yukarı aşağı oynar. Ve bu sırada parmaklarımızın uçlarıyla tiroid bezinin kıvamını anlamaya çalışırız. Tıpkı bir duvara dokunduğumuz zaman o duvarın düzgün olduğunu hissedebilmemiz ya da eğer üzerinde bir pürüz varsa onu hissedebilmemiz gibi. Tanıdaki ilk yöntem bu. İkincisi şüphe. Bazen elimize bir şey gelmeyebilir ama şüphemizi oluşturacak bir şeyler ortaya çıkabilir. Bir bası belirtisi vardır. Nefes alma güçlüğü, ses kısıklığı, başka bir şey ve başka bir şeye bağlayamadığımız. O zaman şüphede kalabilir. Üç, bunun üzerine boyunla ilgili bir görüntüleme isteyebiliriz. Boyunda özellikle tiroid bezi için kullandığımız bir numaralı görüntüleme yöntemimiz ultrasondur. Ses dalgalarıyla yapılan inceleme ile milimetrenin onda birine kadar biz tiroidin iç yapısını değerlendirebiliyoruz. Ve o iç yapıda bir düzensizlik var mı? Bu bir nodül dediğimiz bir yumru haline dönüşmüş mü? O nodül içinde ya da çevresinde tehlikeli bir nodüle ait ipuçları taşıyor mu? Bunlara bakarız. Aynı zamanda bu hastaları bir basit kan tahlili ile tiroid bezinin çalışma hızına bakarız. Aşırı çalışıyor, az çalışıyor olabilir mi? Tiroid bezinin başka bir imha olmuş bir tiroid bezi dediğimiz tiroidit hastalığına ait ipuçları var mı? Ki bunlarda da kan, yalancı nodül dediğimiz nodüller ortaya çıkıyor. Yani gerçekte bir nodül değil ama sanki nodül varmış gibi düzensizlikler ortaya çıkabilir. Onları anlamaya çalışırız. Ve nodül olduğunu anladıktan sonra parmaklarımızla, ultrasonla anladıktan sonra bu defa bu nodülün eğer çok net bir ipucu yakalayabilmiş değilsek, yani iyi huylu olduğuna dair çok net bir ipucu elimizde yok ise o zaman içinden parça almak isteriz iğne ile. Biz buna iğne biyopsisi deriz ve ince bir iğne kullanarak boynumuzdaki o nodülün içine kadar onu iğneye sokar. İğnenin içine giren birkaç hücreyi artık anlayabilen, değerlendirebilen çok değerli patoloji uzmanları var. Onlarla beraber bir teşhise, tanıya varmış oluruz. Bu teşhiste iyi huylu ya da kötü huylu bizim temel yapmak istediğimiz ayrım sağlar. Bu da bizim teşhis aşamamızı tamamlamış olur. Bu teşhis aşamasından sonra bazen tedavide de sözünü edeceğimiz bir ameliyat seçeneğimiz var. Eğer ameliyat söz konusuysa bu nodül için kesin teşhis bizim için ameliyatla çıkarılan parçayla konur. Ama ameliyat öncesinden söz etmeye çalıştım. Yani biz tiroid nodülünü gördük. Basitçe nasıl teşhis ederiz? Özetle muayene, ultrason, kan tahlili, gerekiyorsa iğne biyopsisi bizim daha ileri tedaviler öncesi ana teşhis yöntemlerimizdir.